Rüyken de Azim'e hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival Game soracağız arkadaşlar. Turbulence mapindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur ve hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu bölümde MCSG maraton yapacağım. Yani Badozlama oynayacağım yani bayağı bir uzun süre. Sadece bir oyun yapmayacağım. Büyük ihtimalle video 30 dakika falan olur. Yüklemesi de tabii bana bayağı bir girecek. O yüzden de like patlaması gelirse arkadaşlar gerçekten de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ah vurmayın bana. Biliyorsunuz bu arada skinlerde artık diskaz önce değiştiği için bana da bu skin geldi. Hemen şuradan olta alalım. Birazcık da hızlı olmam gerekiyor tabi adamlar beni öldürmesin. Evet tamam, Huafin skini geldi işte. Ya ben kendi skinimi istiyorum ya. Neden değişiyor? Çok saçma olmuş abi. Başka oyuncularda değişmesi gerek ama yani insan kendi skininde oynamak ister. O yüzden bence kötü bir şey olmuş. Düzeltmelerini ben talep ediyorum buradan MC Gamer'a. Arkamızdan adam geliyor, büyük ihtimalle kılıcı var. Evet varmış. Makron bastın sen kardeşim, baltan var. Oha abi, hack'e bak ya, hack'e bak ya. Abi çüş, hep bu map'te denk geliyor var ya hack. Bu map'te bir şey var abi, bir video var. Hem hack geldi, hem makro denk geldi, hem de takım denk geldi. Şimdi yine hack denk geldi, yine neredeyse aynı yerde ya. Nasıl alayım abi ben bu herifi ya? Abi nasıl alayım ben bu herifi, yanına yaklaşamıyorsun ya. MCSG maratona bak, affedersiniz de böyle MCSG maraton mu olur ya? İlk oyundan hack çıkıyor karşımıza abi, çüş ya. Harbiden yazık, o adama yaklaşmak mümkün değil. Olta atıyorum yine yaklaşamıyorum ya. Şerefsiz seni ya. Seni gidi şerefsiz. Tipine tükürdüm şerefsiz ya. Skin de zaten kötü abi. Şimdi alma şansım olabilir. Şimdi alma şansım olabilir. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim ve bu adamı öldüreceğim. Asla pes etme. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. FNS'yi de aldım mı olay biter. FNS'yi de aldım mı olay biter. FNS'yi de aldım mı olay biter. Tamam. Şimdi. Aa FNS spam. Evet. Şimdi okla. Hacker'a Katniss mı geliyor? Of! Katniss! İşte bu. Hacker'lar ölüm ya. Şerefsiz hacker yazayım şöyle. Abi o neydi? Adamın yanına yaklaşamıyordum ya. Zaten hacker'ların çoğu noob oluyor abi. Yine adam noob'luğunu belli etti. Yandı zaten, 2 ok attı, öldü. Bu da çok meşhur ve hacker kesme taktiğidir. Adamın yanına yaklaşamadık fakat yine de kestik. Şimdi de bu cleanup'a geliyor. Sen git. Umarım bu da hack değildir ya. Of! Abi bu da makro çıktı abi, yeter lan, bu ne? Yeter, bu ne ya? Ulan yine bu map'te yine şeyler oluyor bana. Bir şeyler oluyor ya. Harbiden bana bir şeyler oluyor, durun sakin, tamam. Abi yeter ya. Neden bu map'te böyle şeyler bana denk geliyor? Hack çıktı abi, hack'i kestik, şimdi makro geldi, oha. Harbiden söylenecek söz yok. Bunu da ben alamam kılıçta, o yüzden FNS yapacağım. Hop. Bunun da oku var abi, bu beni şu an alır yalnız ha. Bu beni alır gibi geldi şu an. Canım çünkü az. Ama pes etmeyeceğim. Pes etmem ben. Asla pes etmem. Oklar için teşekkür ederim. Senin sayende ok topladım. Yalnız adam harbiden ok noob'uymuş bayağı bir. Umarım hata yaptığının farkına varır. Bana bu okları şey yapmakla çok büyük hata yaptın arkadaşım. Şimdi ben de bunu oklarla öldürsem çok iyi olur abi. Bir bu. Bu iki. Ve Katniss. İşte bu. Hacker'lara ve makrolara Katniss'a ölüm. Tamam güzel abi, çok şanssız başladık ama iyi aldık açıkçası. Şuradaki gold'ları hemen hızlı bir şekilde almak istiyorum. Gold'lar, tamam gold'lar geldi. Dediğim gibi bu arada videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Çok Survival Game istiyorsunuz, ben de dedim artık bir MCSG maraton yapayım, işte daha önce falan yapmamıştım. Yapayım dedim yani, onun şerefine bir like patlaması gelirse çok iyi olur. Bakayım ben bu videoyu nasıl atacağım, hiç onu bile bilmiyorum yani. Çünkü uzun bir video olacaktır ve upload etmesi bayağı bir zor olacak. Artık yani geceleyin falan bilgisayarı açık bırakmak zorunda kalabilirim. O yüzden yani sizde bu emeğe karşılık arkadaşlar videoyu beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz. Tamam. Şimdi durumumuz birazcık iyi. Iron veya diamond bulursak çok süper olur. Tamamdır. Şöyle yedek oltayı da şöyle bir tane daha alalım. Şunlar birleştirelim o zaman. Tamamdır. 9 kişi kalmış. MCSG'de de galiba çok eskiden olduğu gibi yine bir bounty bug'ı gibi bir olay olmuş. Zaten ben onun bug olduğunu sanmıyorum. Adminler falan bilerek yapıyorlar. İşte yine öyle bir şey olmuş. Herkeste bayağı yüksek bir bounty var. Benim de galiba bayağı yüksek bir bounty'm var. Az önce işte bir ısınma amaçlı oyuna girmiştim. Bayağı izleyicimle karşılaşınca bir tane arkadaşla team olmuştum. Adı Berat mıydı neydi? O arkadaşa da buradan selamlar. Bayağı bir bounty yatırmışlardı bana. Kendilerine de teşekkür ediyorum.
Benim de bayağı fazla boyutum var galiba şu an. Evet, aşağıda da adam var. Clean up'a geliyorum bebeklerim. Bekleyin beni. Clean up, clean up. Clean up yapmak gerçekten çok rahat bir iş. Yani çok beleşçilik. İnsan clean up yapınca mutlu oluyor. Neden mutlu oluyor? Çünkü beleş abi, her şeyin sahibi oluyorsun. Çok laglıyım ya. Abi az önce oynarken hiç laglı yok. Ne güzel kazanmıştım oyunu, şimdi laglıyım. Şuna bak, adam dona dona gidiyor ya. Dona dona gidiyorsun. Arkamdan umarım adam gelmez. Abi arkama bakarken adam beni yakaladı da arkamda da adam varmış zaten. Ben bir şeyler görüyordum. Al işte takım çıktı. Türk takım. Kaçlı takım. Oha. Oha. Türkler üçlü takım olmuş yine. Türkler yine MCSG'yi coşturuyor. Ben İsmet RG. Video. Belki acırlar da almazlar abi ya. O ne abi. Hem bak yine abi, yine hack çıktı. Yine makro çıktı. Yine takım çıktı ya. Ben de şans yok, size söyleyeyim ya. Şu adam de Türk abi. Dörtlü takım yalnız bunlar ha. Bunlar dörtlü takım. Dört, pardon, üçlü takım abi. Biri birbirini kovalıyor galiba. Yalnız benim çok lagım var ya. Adam ışınlana ışınlana gidiyor. Şunun ben şöyle çıkarsam. Gel buraya TR kardeşim. Abi makronuza var ya bensin ya. Kılıcın kırıldı makroya basa basa ya. İhanet eden ot yazıyorlar alttan abi, çıldıracağım ya. Çok harbiden server batırdık ya. Abi herkes Türk yalnız, server'ı. Bu oyun tamam gitti ya. Bakın abi, yine geçen ki ben video atmıştım, kısa bir video. Bir oyunda hack, makro ve takım diye. Bu sefer daha beteri oldu. Bu sefer dörtlü takım çıktı. Dörtlü mü başlı mı ne? Ya abi çok laglıyım, çok ya. Adam ölmüştü, ışınlana ışınlana gidiyorum. Of of, bu lag var ya, hiç kurtulamadım şu lagdan ya. Yalnız abi bu ne, harbiden batırdınız soruyu. Abi bırak git abi, bu lagda ben bu oyunu kazanırsam, bu lagda yani, bu hackerların arasında, bu makroların arasında, bu takımların arasında ben oynamam hata benim ya. Şu an oyuna girdiğime bin pişman oldum, yemin ediyorum. Allah belanızı versin. Abi Türkler onun takımı oldunuz ya. Hepsi Türk ve takım gibi. Harbiden batırdık soruyu. Ben dedim zaten bir önceki videomda batırdık diye. Abi neden ben laglıyım? Abi makroyu görüyor musunuz arkadaşım? Nasıl makro basıyor? Tamam aldık. Abi orada. Abi. Of 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 of. Bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne ya? Gidin artık şu server'dan ya. Geldiniz her tarafı bokladınız ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şu an canlı canlı dörtlü Türk takım, hatta beşliydi. Az önce birini kestim. MCSG maraton yaparken bu Türk arkadaşlarımla karşılaştım. Laglıyım ve bu Türk arkadaşlarımın da çoğu makro. Help yazayım şu adama. Abi lagım çok fena yalnız ya. Bu lagla benim oyunu kazanmam mümkün değil. Tamam gittik. Abi köpek gibi saldırıyorlar ya. Kudurmuş köpek gibi saldırıyorlar. Köpek deyince de aklıma çok fena bir şey geldi. Neyse, ben bu videoyu atacağım. Bunlar da yani harbiden yazık ya. Abi bu kadar da abartılmaz ki. Dörtlü takım nedir lan? Tamam gittik gittik. Evet, ilk elimizde arkadaşlar. Hack'le karşılaştık, kestik. Makro'yla karşılaştık, kestik. Dörtlü Türk takımla karşılaştık. Maalesef kesemeyeceğiz. Ve lagımız da var. Abi cidden batırını sorur ya harbiden. Yazıklar olsun diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Sizden hiç PvP'ci falan olmaz. Siz soru al games'e oynamayın yani. Sonra bir de pelerin alıyorlar. PvP'ciyim PvP'ciyim diye geçiniyorlar. Nasıl dalıyorlar abi, bitti oyun ya. Neden lagım var? Neden takımlar var? Neden hackler var? Neden makrolar var? Neyse, şu adam birazcık yardımcı oluyor da o adam da ölecek abi. Lagım olmasa ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım da laglıyım ya. Baksanız adamlar bir donuyor, benim aniden canım gidiyor falan. Of of abi. Küfredeceğim artık ya. Harbiden artık küfredeceğim. Yanlış koymuşum bir de. Olamaz olamaz. Olamaz olamaz diyecek hiçbir şey yok. Bu MCSG maratonu çekme sebebim de şöyle bir MCSG'deki Türk takımları, makroları, hackleri görün istedim yani. Ve ilk elden yine abi, artık nasıl bir bendeki şansla yani, hack çıktı, kestik, makro çıktı, kestik. Ama dörtlü Türk takım çıkınca kesemiyorsun. Maalesef kesemiyorsun takım çıkınca. Çünkü çok zor oluyor. Ya kesersin de abi, çok zor ya. Birazcık da dediğim gibi şansa bağlı. Bazen kesersin, bazen kesemezsin. Bunları şu an benim kesmem çok yani zor gibi. Çünkü durumları falan benden daha iyi yani. O yüzden kesmem çok zor. Adamlar da nereye gitti açıkçası merak ediyorum.
Bakalım her oyunda yalnız mesela 3 tane ele 3 tane ele gireceğim büyük ihtimalle. Her oyunda böyle hack makro takım çıkarsa yani harbiden yazık derim, başka hiç de bir şey demem. Şu yemeği de şöyle yiyelim. Ama harbiden neden bana denk geliyor ya? Az önce ne güzel oynuyordum abi. Hiç yani şey çıkmadı. Hack çıkmadı. Makro çıkmadı, takım çıkmadı. Şimdi bir giriyorum. Videoyu başlatıyorum abi. İlkten bir hack çıkıyor, bana tarıtlanıyor. Onu kesiyorsun, sonra makro geliyor. Onu kesiyorsun, sonra dörtlü takım çıkıyor. Gitgide böyle seviye seviye. Yani insanı zorluyorlar ya. Acaba neredeler arkadaşlar, onu da merak ediyorum da lagım çok fena harbiden benim. Oltayı şöyle bir atayım. Evet, şu an düzelmiş gibi diyecektim de. Tam da buradan belli olmuyor. Eğer böyle adamlar giderken yine donup duruyorlarsa bilin ki lagım düzelmemiştir yani. Of, adamlar abi gitti, nerelere gitti anlayamadım ben ya. Gittiler ama nerelere gittiler? Nereye gittiniz çocuklar? Beni burada yalnız bırakmayın. Şaka lan şaka, gidin beni yalnız bırakın ya. Uğraşamayacağım o kadar kişiyle. Ama böyle de tabii oyun uzun sürecek. Bayağı bir uzaklaştılar herhalde bunlar. Büyük ihtimalle tahminimce bir tane adamı kovalıyorlar. Adam da galiba inatçı. Bayağı bir kaçıyor herhalde. Ortadalar. Ortadalar, tamam. Dalacağım artık yani. Çünkü ben açıkçası laglı oynamayı sevmem. Çünkü zevk almıyorsun. Bodozlama direkt dalacağım arkadaşlar. Ölürsek de ölürüz. Yapacak bir şey yok yani. Allah ekber! Allah ekber! Rekt! 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 Allah ekber! Allah ekber! Dal! Hayır! 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 O benim yardımcımdı! Ve! Evet, tamamdır, kestik. Deathmatch'e de 1v1 kalmış olduk böylece. Dur, heyecandan neler attım ben. Tamam, sakin olayım. Diamond Sword. Yalnız galiba ne olduysa abi kestik yani. Laglı maglı aldık adamları. Çok garip bir şeydi. Evet, sonunda yine bir diğer o takımın diğer bir üyesiyle kaldık. Onu da aldık mı oyunda kazanacağız. Eğer lag olmazsa alırız diye düşünüyorum. Gidip ok yapsam mı? Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Zaten okum falan bayağı bir bolmuş. Tamam. Hazırım ben de etmeye yani, oyunu hak ettiğimi düşünüyorum. Neden hak ettim? Tek başıma girdim. O kadar hack kestim, makro kestim. Takımla karşılaştık. Oyunu şu an kazanmayı bence hak ettim yani. Gidip de adamlar gibi 4'lü 5'li takım olup millete yardırmadım. Hadi bakalım, umarım kazanırız. Oh. Tamam, iyi ki de pes etmemişim lan. Ben pes etseydim şu an belki yani pes etmediğim için oyunu kazanacağım. Harbiden çok garip bir duygu yani. Size de arkadaşlar tavsiyem kesinlikle pes etmeyin yani, kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar kaçın. Çünkü gördüğünüz gibi bir şey oluyor abi. Adamları bir anda ben geldim kestim. Burası survival games, hiç belli olmuyor. 5'li takım olsanız bile oyun kaybedebiliyorsunuz. Adamlar 5'li 4'lü takımdı ve oyunu kaybettiler. Şu anda bu arkadaş da ölüyor. Tabi normalde çok zor kaybedersiniz ama dediğim gibi 5'li takım olsanız bile oyunu kaybetme ihtimaliniz var. Tek başına olup 5'li takımla kapışsanız bile 5'li takımı bir şekilde alma ihtimaliniz var yani. Nasıl alıyorsunuz? Mesela kaça kaça alıyorsunuz ve GG. Evet. Bir oyunda makro, hack ve 5'li takım. Yine aynı mefa turbulence. Şey, ne diyecektim? Bir de ben kısa video yapmıştım biliyorsunuz. O da o map'te turbulence'ti. Orada da yine hack, makro ve ikili takım gelmişti. Buradaki 5'li takım da abi. Bu birazcık daha beteri oldu yani. Köpek demişken de aklıma ne geldi, ben onu da söyleyeyim. Sabah ekmek almaya giderken beni köpek kovaladı abi. Ve ben de açıkçası bayağı bir tırstım yani. Öyle bir böyle havlaya havlaya köpek beni kovaladı yani. Havlayan köpek ısırmaz diye bir söz vardı ama köpek beni ısıracak gibiydi. Ben de bayağı bir topukladım. Nasıl o kadar hızlı koştum falan da anlayamadım açıkçası korkudan. Çünkü çok garip bir duyguydu ya. Köpek kuduz mu neydi var ya. Çok garipti çok. Neyse, hemen şeylere bakalım. Botelere bakalım. Turbulence'e ben bir daha oynamam Turbulence'de zaten. Neden? Çünkü ben Turbulence'e girersem hack çıkıyor, makro çıkıyor, takım çıkıyor. O yüzden Turbulence'e girmek istemiyorum. Brilliant 2'ye vereceğim. Bu arada kaç point'im varmış bakayım. 34.000 point'im var gördüğünüz gibi. Herkes de böyle bu. Dediğim gibi ya bilerek yapıyorlar ya da büyük ihtimalle bir bug oluyor. Fakat bug olacağını da zannetmiyorum. Adamlar bilerek herhalde öyle eğlencesine falan arada sırada yapabiliyorlar.
Oh hadi ya, ilkini kazandık. Çok da garip kazandık. Hiç kazanacağımı da düşünmüyordum açıkçası. Harbiden ama neden maç takım çıkıyor? Aa Batman. Adamın Batman logosu var. Bu arada izlemediyseniz arkadaşlar kanaldan GTA 5 mod tanıtımlarından Batman modunu izlemenizi tavsiye ederim. O da güzel bir mod. Zaten onu bugün attığım gün çekiyorum. Bu Survival Games'i anlatacağım. Abi lütfen Turbulence çıkmasın. Turbulence çıkarsa yine hack çıkar, takım çıkar, makro çıkar. Bu sefer de kesemeyebiliriz. Hadi bakalım ne olacak. Burada da bayağı bir Türk arkadaşlar var. Onlara da buradan selam. Bu arada şey, ben yani takım olmayı demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlayanlar olmuş. Takım olmuyor. Takım olmayı demiyorum. Takım olmak tabii ki de bu soruda yasak değil. İstediğin kadar takım olabilirsin. Fakat takım görünce doğal olarak sinirleniyorum yani. Bu insanlık hali. Sinirlenebiliyorsun yani. Çünkü 1vs5, 1vs6, 1vs3 falan çok haksızlık olduğu için sinirleniyorum. Yoksa takım olanlarda bu arada hiçbir şey demiyorum. Fakat takım olursanız arkadaşlar PvP'niz zor gelişir. Geç gelişir. Çok da iyi gelişmez ve benim oh my god skin pekimdeki skin geldim abi bir koço. Çok sevindim lan şu an. Bu arada ben çok 58. bölümümde skin pek yapmıştım. Paylaşmıştım onu, şimdi artık eskidi. Orada böyle mavi vardı, kırmızı vardı, yeşil vardı. Eski RG'ciler bilir. Şu an ondaki skin pek geldi. Çok mutlu oldum. Bu arada artık Disguise olunca da genellikle YouTuber'ların skinini veriyor. Az önce de bir YouTuber'ın skini gelmişti bana. Ve yine Turbulence Map'i, yine Turbulence Map'i. Evet bakalım ne olacak. Yine Turbulence Map'i, ben yine laglı başladım. Evet Turbulence'de bakalım yine kaçlı takımlar göreceğiz. Kaç tane makro göreceğiz. Yalnız yine abi aynı şeyler olursa harbiden yuh derim yani. Harbiden yuh derim. O zaman bende bir şeyler var demektir. 3 2 1 Go. Hayvan gibi makro basıyorsunuz ya. Oo taş kılıç. Targetlanacağım adamlara. Targetlanmak iyidir. Targetlanırsanız da arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela adamlar belki birisiyle takımdır. Adamın kesme olasılığınız, o takımın üyesini kesme olasılığınız yüksek. O yüzden de tabii ki de adam da kesin yani. Fakat çok da abartmayın. Çünkü birçok taş kılıç da olur. O zaman sizi de kesebilir. Dikkatli bir şekilde ama targetlanmanızda çok avantaj var. Oyun ilk başında hızlı bir şekilde adamları şey azaltıyorsunuz. Tabii ben şu an azaltamadım pek fazla ama targetlanmanızı öneririm yani. Balta attı ona. Abi mouse'u çeviremiyorum. Tamam bunu da kestik. Güzel. Şöyle Iron Chest'i de alalım. Bu mavi skin de benim en çok sevdiğim şeydi. Skin pack'te. Ben arada sırada eskiden bunu kullanıyordum. Fakat sonradan hiç kullanmamaya başladım. Ve şu an o gelince de harbiden mutlu oldum. Arkamda da arkadaşlar var. Umarım takım değillerdir. Takımlarsa zaten dediğim gibi bu map'te ve bende bir şey var demektir. Şuradaki turtuyu da hemen açalım bakalım. Tamam. Bu arada bu skin pack'i indirme linkini soranlar olacaktır. İndirme linkini kaybettim arkadaşlar yani. Artık indirme linki falan yok. Dediğim gibi çünkü çok eski yani. Ta 58. bölümlerden kalma. Ve ikili takım çıktı bana. Ve of. Ke. Hadi. Lag. Vuramadım ya. Katniss yapamadım. Bana hacker diyorsun. Ne hacker ya? Ben az önce 5'li takımla kapıştım. 10'lu takımla kapıştım, hack'le kapıştım, makro ile kapıştım. Hack olsam hepsini bir saniyede alırdım. Şu adamın canı az. 7 öldü. Abi dur buslama onu, buslama. Buslama dostum, öleceğim yoksa ben. Ah! Abi yalnız çok laglıyım ya. Harbiden çok laglıyım. Donuyorum abi, adam ne biçim vuruyor ya. Of. Kaçalım. Git buradan adamım, git. Yalnız yine iki takımla karşılaştık bu arada. Harbiden bu map'te bir şey var arkadaşlar. Kesinlikle Turbulence map'inde oynamanızı artık tavsiye etmiyorum. Oynarsanız kesinlikle %100 makroyla, %100 takımla, %100 neydi, karıştı lan kafam. Makroyla, takımla ve hack'le karşılaşmanız arkadaşlar garanti. Ben gördüğünüz gibi kaç kere karşılaştım. Harbiden çüş yani. Bu adam da clean up'a geliyor. Ulan clean up'çı, yazıklar olsun. Dur seni de alacağım. Seni de alacağım adamım. Adamım. Adamım sen de. Aa! Dın. Hack diyor bana. Benim adım Pepino mu? Un disguise. No hack, I hack. Banlık diyorlar bana. Neyse bu yapalım. Abi çok kötü öldük. Çünkü çok laglıyız. Server'da sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü zaten oyuna ilk girişlerde de şey oluyor. Bir sorun oluyor. O yüzden ben şu an server'da sıkıntı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Neden böyle sıkıntılar oluyor bilmiyorum. Hadi disguise olayım. Sonra targetlanmasınlar. Heh, tamam. Server'da dediğim gibi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hangi map var? Ulan çok kötü mapler var çık. Ben bu maplerde oynamam. Şuna girelim. Void'e bakalım neler varmış. Holy Resort, Tevaran, Soral Games 2. Buna verelim. Tamam. Yalnız gençler yine öldük ya. Turbulence'de bu sefer çok şey yapamadım. Direnemedim. Lag oluyordu çünkü harbiden çok laglıyım ya. Lag. Herkes de var galiba ama ya. Yalnız ölünce de 1000 point'e gitti. Oradaki herif yalnız çok iyi clean yap yaptı. Arkadaşlar buradan alkışlıyorum. Orada ben ikili takımı kestim. Geldi beni lag sayesinde aldım. Kaçamadım bir de. Ulan neden bana hex diyorsunuz? No hex. Tamam. Evet oyun başlıyor. Umarım Tevaran Soral Games 2 çıkar. Ay. Bundan sonra bir oyunun daha oynayacağım. Çünkü diğerinde hemen çok şey çok hızlı bir şekilde öldüm yani. Bunu oynarız, bir tane daha oynarız yeter. Açıkçası diğerkinde hiç öleceğimi zannetmiyordum. Çünkü bazen lag işe yarayabiliyor. Bazen lag sayesinde mesela oyun kazanabiliyorsunuz. Fakat ben az önce lag sayesinde oyun kazanacağımı düşünürken lag sayesinde oyun kaybettim yani. Ve Superman'im ben. Superman modunu da tanıtacağım. Hepsini tanıtacağım. Superman modu var mıdır acaba? Neyse ortaya koşayım. Hızlı. Hızlı. Oh bebeğim. Ah abi mouse benim çok arada sırada patlamalar yapıyor ve full iron set. Hemen kendi rotama doğru gideyim. Çok güzel abi. Full iron set bulduk. Yaylı ok bulduk. Bu harika. Taş kılıç bulsaydık oyun bizde diyebilirdim yani. Oyun yarısı bizde diyebilirdim. Ama şu an bizde değil yani. Hiç belli olmaz bu işler. Ama çok avantajlıyız. Şu an istediğim bir kişiyi öldürebilirim. Ve bir taş kılıç var. Ona öldürsem mi acaba? Ama burada hangi birini öldüreceksin ki abi? Hiç uğraşmaya bence değmez. Harbiden değmez. Taş kılıç da beni görmedi, dalmadı. Ya adamlar orada it gibi kapışıyorlar. Ben şöyle bir Katniss. Evet birini kestim. Nedense bir tanesini kesmek istedim. Çok hata yapıyorlar. Eğer orada bu arada çok fazla kişi varsa ve çok birbirleri vuruyorsa gidin abi. Bu taraftan gidin. Hiç uğraşmayın bir tane tier 2 için yani oyunu kaybetmeyin. Gidin burada bir sürü tier 2 alırsınız zaten. Evet birazcık daha ok buldum. Burada beklesem mi acaba adamları? Beklemeye değmez çünkü bayağı bir uzaktaymış. Lag sanki geçmiş gibi ama fark ettiyseniz çünkü bu oyuna başlarken öyle hiç lag da olmadı ama diğer iki oyunda ikisinde de oyuna başlarken lag olmuştu. Bunda olmadı. Umarım lag geçmiştir. Geçtiyse çok sevineceğim. Ve tahta baltamız var, kaskımız yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Lobby'de arkadaşlar adam mesela şey oluyor, donor oluyor ve sizi yani nasıl kandırıyorsa, nasıl inanıyorsunuz bilmiyorum ama sizi kandırıyor mesela. Şöyle şöyle yazıyor. Sonra renkli yazarak, eğer donorsanız öyle yapıyor. Böyle iki nokta koyup bir yazı yazıyor. Siz de inanıyorsunuz buna. Bayağı bana bir fotoğraf geldi. Facebook sayfasından falan fotoğraf atmışsınız bu sen misin diye. Kesinlikle ben değilim. Ben zaten öyle çok girmiyorum, dediğim gibi çok oynamıyorum. Girdiğim zaman da benim şeyim mor oluyor yani arkadaşlar. VIP'lerin mor. Kesinlikle o kırmızılara falan inanmayın. O arkadaşların kandırdığında nasıl anlarsınız? Mesela İsmet RG'nin birazcık soluna bakın veya üstüne bakın. Eğer böyle bir çizgi varsa adam yazmıştır yani. Onlara inanmanızı da kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü o ben değilim. Evet. Bakalım adam geliyordu. Neyse biz alalım. Dünyada bir ilk efsane bot kill. Kendime bot kill yapmıştım burada da. Öyle eğlencesine bir video olmuştu. Sen neyine güvenerek geldin buralara? Hadi güle güle. Bakalım bir tane diamond'ımız var. Güzel ya, nedense güzel bir başlangıç yaptık. Bu Holy Resort map'ini çok seviyorum ben. 2 falan da çıkmış fakat ben hala birincisini seviyorum yani. Ben öyle yeniliklere kolay kolay alışamam. Alışırım da yani. Çok iyi bir şey olması lazım. Mesela Holy Resort 2 getirmişler. Tabii ki de yani yine benzemesi lazım ama çok da açıkçası güzel bir tarafı yoktu. Sadece bu ilk yapılarını falan değiştirmişler. Çok birazcık karmaşık olduğunu düşünüyorum ben. Bence Holy Resort şu an 2'den bile daha iyi. Tabii bu benim düşüncem. Herkesin düşüncesi de farklı olabilir. Hop. Şu yukarıdaki tier 2'yu da hemen alalım. Bu arada bu benim ilk MCSC maraton videom yani. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Eğer isterseniz de böyle devamda edebilirim yani.
Ulan lag olmasaydı belki 3 oyunda girdiğimizin hepsini kazanacaktık. Ama kazanamadık. Yapacak bir şey yok. İlk tane diamond'ımız oldu bu arada. Şunu atalım ve gidip diamond sword yapacağım. Bana Holy Resort'ta bu arada güneşe neden gitmiyorsun diye sorular geliyor. Güneşe gitmememin sebebi, eğer mesela güneşin arkasında doğduysam hemen ortaya koşmam, direkt güneşe giderim. Ama güneşe uzak doğduysam bu tarafa geliyorum. Neden? Çünkü güneşe çok fazla kişi gidiyor ve o çok fazla kişi gidince de bayağı tehlikeli oluyor. Ben buraya geliyorum. Zaten ikisinin çok farkı yok yani. Nereye yakın olursam ben orayı tercih ediyorum. Of, adam dehşet öldü lan. Çok beni arkaladı. Hayır, beni arkalama. Ne yaptım ben? Of abi, oradan aşağı düşsedik ölürdük. Ben adamı arkaladım, bu da beni arkaladı. Ama ben ölmeyeceğim çünkü ben son anda gördüm onu. Hemen karaya çıkalım. İki tane de golden apple'ım var zaten. Çok zor durumda kalırsam onu da yerim. 5 kişi kaldı. Eğer iyi oynarsam bu oyunda kazanacağımı düşünüyorum. Eğer hack ve makro falan yoksa yani. Şanslıysak diyeyim. Şimdi şu adamı ben zorlayacağım birazcık. Abi ciddi misin abi? Hack çıktı ya. Abi. Hiç diyecek hiçbir şey yok yani şu an. Ya ben buna hiçbir yorum yapmıyorum yani. Adamla kapışırken arkadan hack geliyor. İkimize bir vurarak öldürüyor. İkimiz de aynı anda adamla gittik yani. Hack olduğunu nasıl anladım? Hem o adama vuruyordu hem bana vuruyordu. Zaten arkamı dönüp bakayım derken de çok fena vurduğunu gördüm. Şöyle birazcık da izlemek istiyorum. Gerçekten de çok yazık ya. Harbiden yazık, günah ya. Bunun gibi şerefsizler yüzünden buydu abi. Adam geldi arkadan kilar öyle öyle bir ikimize bir vurdu ki yani ben ne olduğunu şaşırdım abi. Kritik vuruyor, bir de hep full kritik vurdu. Çok fena bir şekilde, çok fena bir şeydi. Yazıklar olsun diyorum. Hack ve makro yoksa kazanırız dedik. Hack de geldi tam arkamızdan öldürdü. Slash up. Ah ulan, eski MSSC nerede ya? Eski MSSC nerede? Baksana, girdiğim her oyunu kazanacakken kaybediyorum. Üzüldüğüm noktada zaten bu yani. Neyse, sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Solar Frost'a vereceğim, bu da son oyunum. Moralim bozuldu çünkü. Çok saçma bir şey ya, harbiden çok saçma bir şey. Adamdan kaçamadım bile abi ya. Öyle bir hackti ki. Ben İsmet RG diyor bak. Hayır, ben İsmet RG. Ya sinirleniyorum böyle olunca da. Kusura bakmayın çünkü harbiden insanı bayağı bir sinir ediyorlar arkadaşlar. Çok fazla şey var, çok fazla ek çıkıyor. Mesela siz 10 tane oyuna giriyorsunuz, 10 oyundan 5 tanesini veya 9 tanesini kazanacaksınız. Fakat onlardan sadece 3 veya 2 tanesini kazanıyorsunuz. Bunun sebebi de hack veya makro oluyor, flare set oluyorsunuz. Çok iyi oluyorsunuz, sonra hack geliyor, kesiyor arkanızdan falan. Çok kötüydü, bir de arkadan yakalanmak çok kötü oldu tabi. Dediğim gibi şanslıysak dedik, şanslı değilmişiz. Benim şansım hiç yok zaten. Şanslıysak oyunu kazanırız dedim. Şansıma da abi hack geldi, üstüne arkamdan geldi, hiçbir şey yapamadım zaten. O da çok kötü bir durumdu, direkt arkama gideceğim bu arada. Bu skinler de çok eskimedi mi ya? Çok eski skinler bunlar ama bir ara harbiden bayağı bir modaydı bu skinler. İki tane apple'ı kaçırdım biliyorum fakat şuradaki tier 1'ı da almam lazım. Oradan da kılıç çıkması lazım, yoksa uğraş uğraş. Evet, balta çıktı. Gitme be. Güle güle. Tamam, lava düştü, siz de gelin çocuklar. Neyse, ben o tehlikeye girmeyeceğim. Bir şanssızlık var zaten bende bu oyun. O yüzden hiç tehlikeye girmek istemiyorum. Tamam, oranın da üstünden geçtiğimiz için açılmayacak. Solar Force map'i oyun kısa sürecektir. Kazanacağız, kaybedeceğiz, hiçbir yorum yapmıyorum. Belli olmuyor çünkü. Şimdi hack gelir, öldürür falan. Kazanma ihtimalim fakat çok düşük. Onu da söyleyeyim. İsterse oyunun en gelişmiş adamı olayım. Bu arada şurası da tuzak. Onu da söyleyeyim dedim. Ben çok eskiden PvP'yi bilmediğim zamanlar oraya gelip gelip düşüyordum abi. O adamı da kestik. Şurada da bir tier 2 var. Onu da bir alalım hemen. Hayır ya abi. Ne yaptım ben? Belki direkt atlasaydım ateşin içinde kurtarabilirdim de. Bir şok oldum yani, nasıl attığımı anlayamadım. Dedim abi bende şanssızlık var yani, her gün var. Tüm oyuna girdiğimde hep şanssızlıklar bana denk geliyor. Hack çıkıyor, makro çıkıyor, takım çıkıyor. Hack geliyor, arkadan geliyor. Yanlışlıkla Iron Chest Blade'i yere atıyorum falan. Lag oluyor. Bunun gibi birçok şey oluyor yani. Bu da yani sinir krizi gibi bir şey geçirdim bu bölümde de. Çok sinirliydim.
Ama yapacak bir şey yok tabii ki de. Hop. 12 kişi kalmış. Şu an durumumuz kötü açıkçası. Arne ses bile de olsa yine bir iyi olurdu da yok abi ya. Onu düşünmek kötü oldu bayağı bir. Of, kılıç lazım. Kılıç. I need sword. Dalsam mı adamlara? Dalayım ya. Ölürsek de ölürüz aman. Artık hiç umurumda değil. Şu yemeği yiyelim şöyle. Şurada bir adam var. Ah. Yanımda adam var gibi oldu lan. Şu adamı öldürelim hemen. Kılıcını alalım. Hop. Tamamdır. Şunu da sen de gel. Oo, uçtu herif. Tamam, bunu da kestik. Mesela abi böyle oyun olsa, hiç hack gelmese, hiç böyle çok hack gelmese, makro gelmese, çok güzel olur yani. Hiç öyle fazla sinirlenmem. Rahat rahat oyunumu kazanırım ama clean upçık gelirse abi. Adamı nasıl aldım lan ben? Adam fall damage'den öldü yalnız. Öldüm derken adam şeyden öldü. Oha, fall damage'den adam ölmüş. Nasıl uçtuysa artık. Şöyle tamamdır. Şu gereksiz itemları da boşaltacağım. Şimdi arkamdan adam gelir var ya, dur şöyle bir bakayım etrafıma. F5'te boşaltayım hatta. Bota at. Tamam, ayrı sort yapacağım bir de. Çok güzel. Ne diyecektim ben, unuttum. Ben hack'le makro görünce çok daha fazla sinirleniyorum. Tabi takım görünce neden sinirleniyorum? Oyunu kaybedeceğimden ve çok zorlanacağımdan sinirleniyorum. Hack ve makro gelince, çünkü onları kullanmak yasak. Server yasaklamış yani, makro kullanamazsın, hack de kullanamazsın. Fakat takım yasak olmadığı için hem server'a sinirleniyorum. Tabi bir de açıkçası takım olanlara da sinirleniyorum. Bazen çok abartıyorlar fakat hiçbir zaman da adamlara gelip de takım olmayın demedim yani. Çünkü hakkıdır. Eğlencesine falan oynayabilir ama kötü oluyor yani. Hop hop. Şöyle bir envanter düzenlemesi yaptım hemen. Server'ın suçu tabi bu bence birazcık da. Sınırsız takıma izin vermemesi lazım. Ama veriyorlar işte, ne yapacaksın abi. Adamlar 5'li takım oluyor. Sen sadece sinirleniyorsun, üzülüyorsun. Ama hiçbir şey yapamıyorsun yani. Evet, 4 kişi kalmış burada da ve deathmatch başlıyor. Hadi bakalım, umarım oyunu kazanırım. Birazcık ok yapayım şöyle. Buranın deathmatch arenası da çok kötü ya. Harbiden hiç sevmiyorum. FNS kullanılmıyor zaten ben. Neden FNS'leri aldıysam full envantere. Kullanamayacağım hiçbirini. Buzdayı zaten yakılmıyor. Artık karda da yakılmıyor. O yüzden FNS hiçbir işe yaramayacak. Adamları direkt dediğim gibi bodozlama dalacağım. Şöyle direkt dalalım abi. Oltamız da kırılmak üzereymiş. Tamam ya, bu oyun mesela çok sakin geçti, hiç hack çıkmadı, makro çıkmadı. Bu oyun sakindi, takım da çıkmadı. Bu da 40 yılın bir başı alıyor yani. Şimdi yalnız deathmatch'te adamlar takım veya hack çıkarsa ne gülerim ya. Abi öyle bir şey olursa çok üzücü olur. Umarım değildir. Ama olsaydı da bence şimdiye kadar çıkardı ya. Ortaya gelirse adamı şöyle keseyim diyeceğim, zaten başlıyor. Evet, dediğim gibi adamlara direkt bodozlama dalacağım. Şöyle durumlarına bakabilirsem, biri leather set zaten çok güzel. Direkt hemen dalacağım. 3 2 1 go. Abi hack çıktı ya. Abi ya. İnanamıyorum şansı. Abi çüş ya. Abi herife bak nasıl vuruyor, görüyor musunuz abi? Bir daha yapmam beyim sesçim ortam. Bu da mek. Abi sen niye bana dalıyorsun? Hack gelecek şimdi ya. Şimdi hack geliyor. Abi adam hack çıktı ya, şuna bakın. Öleceğim. Dur, oklamam lazım. Ve GG. Tamamdır. Oh. Oyunu kazandık. Deathmatch'te yine hack çıktı abi. Efsaneydi. Adamı direkt dolayım dedim, uçurdu ya beni. Neyse, şöyle gapımızı da yiyelim. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Bu bölümde MCSG maraton yaptık. Açıkçası birazcık sinirlendim. Çok fazla hack çıktı, çok fazla takım çıktı. Çok fazla şanssızlık yaşadım. Neyse arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.